Teşekkürler Genel Başkan. Ne zaman? Şimdi hemen. Biraz bekleyin biraz. Biraz bekleyin. Verirler. Tamam, ayağı vereceğiz. Şu konuşma şeyi bozmayalım. Fazla bir konuşmaya başlayalım. Başkanlarımızı bırakmayacağız. Üç tane genel kurul var. Gidecekler ama. Şimdi TÜRMOP Genel Sekreteri Kurucu Onursal Başkanımız, ya pardon, ondan önce şey alalım, İSMO Başkanımız Erol Demir'i alalım. Buyurun başkanım. Sayın Divan, TÜRMOP'un çok değerli Genel Sekreteri, odamızın Kurucu Onursal Başkanı, derneğimizin çok değerli genel başkanı, genel merkez yöneticileri, burada başkan yardımcımız burada, haksız rekabetle mücadele kurulu üyemiz burada, denetim kurulu üyemiz burada, odamızın çok değerli kurulu üyeleri, şube başkanlarımız, şube yöneticilerimiz, geçmiş dönem şube başkanlarımız, şube yöneticilerimiz, ilçe temsilcilerimiz, eğitmen arkadaşlarım, çok güzel bir katılım var, çok değerli meslektaşlarım. Ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii aramızda TÜRMOP'un aynı zamanda hizmet hakkıyla çalışanlar kurulu üyesi, odamızın da yine aynı şekilde hizmet hakkıyla çalışan meslek mensupları komite başkanımız. Cumartesi günü de güzel bir panelimiz olacak. Onu da sözlerimi bitirirken ifade edeceğim. Sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Avni Sait Başaran'ı anmadan tabii Zeytinburnu Derneğimizde toplantı yapmak, burada eğitim yapmak, burada bir arada olmak mümkün değil. Onun da anısı önünde bütün yitirmiş olduğumuz meslektaşlarımızı, büyüklerimizi de saygı ve sevgiyle anıyorum. Değerli meslektaşlarım, biraz önce de ifade edildiği gibi divan başkanımızın da dernek genel başkanımızın da Türkiye çok uzun bir süredir zor günlerden geçiyor gerçekten. Hayatının her alanında tam bir çürümüşlük, tam bir bozulma hali mevcut. Bütün kurumlar neredeyse çöküyor. Yani bunu çok derinden hissediyoruz. Yani müthiş bir beceriksizlik hali var. Müthiş bir bilgisizlik hali var. Hani artık bu beceriksiz demekle de yetinemeyeceğimiz ölçüye gelmiş durumda. Maalesef sosyal yaşam, ilişkiler tamamen dejenere olmuş durumda. İşte çevreye olan uyarlılık ortada, tam bir beton yığınına dönüştürdükleri bir ülkeden söz ediyoruz. Ekonomik durum, yoksulluk giderek çok derinleşti. Artık yani hakikaten bu ülkede hep söylüyorum, bir Maliye Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız yok diye düşünüyorum ben. Tamamen şu anda ülkenin uluslararası sermayeye olan borçlarını tasfiye etmeye gelmiş, onlara olan borçları yapılandırmaya gelmiş bir devlet memuru, bir görevlendirilmiş kişi var diye düşünüyorum. O sebeple de bu yaşadığımız derin yoksulluğu daha da derin, daha da çekilmez bir hale getiriyor. Tabii yani çocuklarımıza, kadınlarımıza yapılan bu kötülükleri de bu çürümüşlüğün, bu kokuşmuşluğun çok önemli göstergelerinden biri olarak görüyorum. Tabii bunları söyleyince bir umutsuzluk aşılamak da istemiyorum bir. Yani çünkü bütün bu olumsuzluklardan hepimiz etkileniyoruz. Bütün kurumlar etkilendiği gibi biz de etkileniyoruz. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı, üstelik de devlete işte Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vergilerin ödenmesi gibi çok temel, vergilerin hesaplanması gibi çok temel bir işi yapan mali müşavirler de bütün bu krizden çok daha büyük ölçüde etkileniyor maalesef. Ama
mücadeleye devam. Yani umutlarımızı yitirmeyeceğiz. Ülkemiz çok uzun bir geçmişe sahip. Çok büyük sorunlar yaşadık. Çok büyük kötülükler yaşadık ama her zaman bu toplum buralardan çıkmasını bir şekilde bildi. İyi insanların, yüreği sevgiyle dolu insanların mücadelesiyle bunlar oldu. Aynı heyecanla, aynı mücadeleyi ve aynı içtenlikle mücadele etmeye devam edeceğiz ki içinde bulunduğumuz bu durumdan da çıkabilelim. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tabii derneklerimizle ilgili birkaç şey de elbette ifade etmek istiyorum. Biraz önce de ifade edildi. Meslek mücadelesinde derneklerin çok önemli bir yeri var. Çok büyük bir yeri var. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra muhasebeciliğin olmadığı bir ortamda, muhasebe mesleğinin Türkiye'de serbest muhasebenin olmadığı bir ortamda yavaş yavaş işte muhasebe faaliyetleri geliştikçe, muhasebecileri çoğaldıkça bunları yakalamaya çalışan bir mesleğimiz olsun diye sahaya çıkan, Anadolu'nun her yerini adım adım gezerek şubeleşen, İstanbul'un her yerinde şubeleşen bir avuç önderin, işte burada genel başkanımız var, geçmiş dönem, aynı zamanda Zeytinburnu şubemizin başkanı Ziyade Sanlı, Beyoğlu şubemizin kurucu başkanı Yahya Arıkan, birçok önemli önderlerin o günlerde yürütmüş olduğu mücadeleyle nihayetinde 1989 senesinde meslek yasası ortaya çıktı ve üzerinden 35 yıl yaklaşık geçti. Ve dönüyoruz, bakıyoruz, o ilk günlerin oda yöneticilerinin, oda başkanlarının, TÜRMOP kurucularının, TÜRMOP yöneticilerinin hep o mücadeleyi veren o önderlerin arasından oldu. Yani aynı zamanda dernekler o günlerde daha sonra kurulacak olan oda yönetimlerinin de yöneticilerini yetiştiriyorlar. Bir önemli misyonu o gün hayata geçiriyorlar, meslek yasası. Ama bu o günden sonra da önemli bir misyona sahipler. Yani mesleğin geliştirilmesi anlamında odalarla birlikte el ele bu mücadeleyi vererek mesleğin gelişimi için elini taşın altına koyarak mücadele ediyor. Çünkü benim şöyle bir inancım var. Derneklerin böyle bir misyonla bundan sonra da devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Bizler sorunlarımızı toplumsallaştıramadığımız müddetçe sahada etkili bir mücadele yapmamız çok kolay olmayacak. Ne demek istiyorum? Yani bizim sorunlarımız sadece bizim sorunlarımız değil, bizim sorunlarımız toplumun sorunlarıdır. Bizim sorunlarımız mesleğin sorunu değil, bu ülkenin sorunudur. Biz eğer işimizi düzgün yapamıyorsak, işte sistem problemlerinden tutun da birçok önemli soruna kadar şu anda içinde yaşadığımız, bizim işte işletmelerimize sağlıklı hizmet veremiyorsak, çalışma koşullarımız çok adil, çok sağlıklı değilse, iyi bir ücret hala işimizden alamıyorsak, bu sadece bizim sorunumuz değil, aynı zamanda bu ülkenin sorunudur. O ülkenin sorunu, çünkü biz o hizmeti doğru düz veremediğimiz takdirde işletmelerin sürdürülebilirliğine önemli bir sorun söz konusu olacaktır. Onların sürdürülebilirlik sorunu da bu ülkenin bir temel ekonomik sorunudur. Birçok konu, yani diğer sivil toplum örgütleri nasıl sorunlarını toplumsallaştırabiliyorlarsa bizler de onu yapmalıyız. Derneklerimize bu anlamda önemli bir misyon düşüyor. Toplumun sorunlarını mesleğin sorunlarıyla birleştiren paneller, toplantılar da yaparak bundan sonraki süreçte daha etkin bir şekilde bu mücadelenin içerisinde yer alacaklardır. Ama tabii ki çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Biz de izliyoruz, görüyoruz. Ben bu aşamada görev yapan bugüne kadar bütün dernek başkanlarımıza, yöneticilerimize, genel merkez yöneticilerimize, başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi çok uzatmadan özellikle şu enflasyon düzeltmesi konusunda bir bilgilendirme, kısa bir bilgilendirme fırsat bulmuşken yapmak istiyorum.
Şimdi biliyorsunuz yaklaşık 2 yıldır bir mücadele verildi. Yani bir politika belirlendi. Bu politika doğrultusunda da mücadele edildi. Ve ben bugün 2 yıl önceden tekrar başlayacak olsaydık acaba nasıl bu süreci yönetirdik? Eksik var mıydı dediğimizde hakikaten çok samimiyetle söylüyorum bu süreç böyle yönetilmesi lazımdı. Niye bunu söylemeye çalışıyorum? Bizim elimizde 2003 yılında çıkmış bir yasa vardı. 2003 yılında çıkmış 5024 sayılı bir yasa vardı. 20 yıllık. Türkiye yüksek enflasyonu yaşadı 20 yıl sonra ve 2021 yılının sonunda biliyorsunuz bütün koşullar oluştu. O yasadaki koşullar oluştu ve enflasyon düzeltmesini derhal yapmak gerekiyordu 2021 yılının sonu itibariyle ve aynı zamanda da geçici vergi dönemlerinde. Bu mümkün değil. Aralık ayında, 2021 yılının Aralık ayında koşullar oluştu. İlk geçici vergi döneminden itibaren de enflasyon düzeltmesi yapılması gerekiyordu. Biz bunu anlatmaya çalıştık öncelikle. Bunun yanlışlığını anlatmaya çalıştık. Bunun yapılamayacağını anlatmaya çalıştık. Ve nihayetinde 2021 yılının sonunda biliyorsunuz bir düzenleme yapıldı Ocak'ta. O düzenlemeyle enflasyon düzeltmesi 2023 yılının sonuna ertelendi. 2023 yılının sonuna vergisiz olarak 31-12-2023 tarihinde yapılacak diye ertelendi. Ne yapacaktık? Oturup bu 2 yıllık, bu 1 yıllık süre içerisinde biz de kendimize bir hazırlık süreci olarak bunu görecektik. Nasıl bir eğitim yapmalıyız, meslektaşlarımıza bu konuyu nasıl anlatmalıyız, efendim bir yazılım oluşturulması lazım, bu nasıl bir yazılım olması lazım, kolay meslektaşlarımızın uygulama yapabilecekleri. Bu arada hummalı böyle bir çalışma gerçekleştirildi. Gelir İdaresi'yle pek çok toplantılar yaptık. Onlar İstanbul'a geldi, biz Ankara'ya gittik. Daha basit, daha kullanılabilir, daha kolay bir tebliğ olsun. Geçici vergi dönemlerinde yapılmaması yönündeki önerilerimizi aynı zamanda ilettik. Geldi işte biliyorsunuz 31-12-2023 tarihinde enflasyon düzeltmesi yapıldı. Ardından da geçici vergi dönemlerinde yapılmaması yönünde yine çalışmalarımız devam ediyor. Yine mücadele devam ediyor. Geçici vergi dönemlerinde yapılması yıl sonunda bir kez yapılsın. Ortaya çıkacak kar zarar da aslında vergilendirilmesin. Fonda bir hesapta tutulsun. Bunu anlatamadık ilk bir ay, 2 ay. Bununla uğraştık. Ardından biliyorsunuz 24 Nisan'da tüm Türkiye'de bir basın açıklaması yaptık. İstanbul Odası'nda da geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesinin yapılamayacağı, ilk geçici vergi döneminde kesinlikle yapılamayacağı yönünde ve ardından biliyorsunuz uzatma geldi. Uzatma geldi. İlk geçici vergi döneminde yapılmaması gerektiği yönünde ikinci geçici vergi dönemine aktarıldı. Yine çalışmalar devam etti. Yine aynı şekilde bu konuda daha kalıcı bir düzenleme yapılması gerektiğine yönelik çalışmalar devam etti. Fakat maalesef bu anlamda da bir geri dönüş sağlıklı bir biçimde gelmeyince 1 Ağustos'ta biliyorsunuz Türkiye genelinde tüm odaların katılımıyla yaklaşık 8.500-9.000 meslektaşımızın katıldığı Ankara'da bir miting gerçekleştirdik. Bu mitingde de aynı şekilde bu söylediklerimizin tekrar altı çizildi, tekrar anlatıldı ve ardından yine müthiş bir kamuoyu yaratma çalışmasıyla tüm Türkiye'de odalarımızın da katkılarıyla TÜRMOB Genel Başkanı, TÜRMOB yöneticileri, TÜRMOB Genel Sekreterimiz burada odalarımız müthiş bir kampanya başlatıldı. Bu meselenin aynı zamanda bizim meselemiz olmadığı, bu meselenin işletmelerin, küçük işletmelerin özellikle sorunu olduğu, iş dünyasının sorunu olduğu ifade edildi. O güne kadar kafasını kuma sokan iş dünyası o günden sonra hareket geçmeye başladı. Ne oldu? Çünkü finansal tablolar artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Vergiler gözükmeye başlamıştı. Yani bizim işletmelere, küçük işletmelere getirecek vergi yükünü sebebiyle adeta batma noktasına gelebilecek işletmeleri anlatmamıza rağmen anlamayan iş dünyası kendi üyelerinden gelen baskı sonucunda aslında çok da inanmadığı halde arka taraftan kulis çalışmalarını yürüterek enflasyon düzeltmesiyle ilgili bildiğiniz
düzenleme yapıldı. Biz bu uygulama böyle geriye yönelik yapılmasın, ileriye yönelik düzenleme yapılsın. Bu uygulama yıl sonuna doğrudan doğruya ertelensin derken onlar yapmış oldukları her düzenlemeyle neredeyse süreci işin içinden çıkılmaz hale getirdiler. İşte biraz önce ifade edildi. Gerçekten bunu herkes kabul ediyor. Bu liyakatsız çalışma, bu liyakatsız kurum yöneticiliği, bakanlık yöneticiliği, gelir idaresi yöneticiliğinin ülkeyi getirmiş olduğu, meslek mensubunu da geçirmiş olduğu, enflasyon düzeltmesinde getirmiş olduğu bu ortamı sağladı. Nihayetinde işte bildiğiniz gibi ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi şeklinde yapıldı. Vermeyen, düzeltme yapmayan arkadaşlar var. Örneğin ben kendi ofisimde düzeltme yapmış olduğum, daha önce düzeltme yapmış olduğum, tekrar düzeltme istenen, dezavantaj getiriyorsa düzeltme yaptığında onlara düzeltme yapmadım. Kesecekleri ceza, eğer bir ceza keserlerse ki kesemeyecekler, bunun da davasını açacağım. Maliden arkadaşlar var. Olabilir. Yani şimdi bir arkadaşlar, bizim söylediğimiz şey gayet basit. Geriye doğru bir düzenleme yapılamaz. Bunu bizzat bakanlığın kendisinin yapmış olduğu tebliğler söylüyor. Geriye doğru düzenleme yapılamaz. Tebliğiyle önceki tebliğinizi düzeltemezsiniz. Düzenleme var bu konuda. Bunu yapamazsınız. Bu anayasal olarak mümkün değil, kanuni olarak mümkün değil. Ben yasalara uyarak bu işlerimi yapmışım, gerçekleşmişim. Vadesinde de yapmışım bunu. Tahakkuk fişimi de almışım, kesinleşmiş. Siz bunu değiştiremezsiniz. İleriye yönelik bir düzenleme yapabilirsiniz. Bunun için söyleyecek bir şey yok. Hani bunu niye söylüyorum? Bu beceriksizliği, bu karmaşayı altını çizmek için bunu söylüyorum. Şimdi ne olacak? Şimdi Anayasa Mahkemesi, işte biz bir taraftan yürütmeyi durdurma talepli dava açmıştık ama arka taraftan da bizi madara etmeyin diyerekten Danıştay'a baskının olduğunu biliyoruz. Bir an önce bir yürütme durdurma kararı verilmesin diyerekten. Şimdi esastan muhtemelen dava görülecek. Ama bu dava eğer bu ülkede hukuk devleti devam ediyorsa, varsa mutlaka bu şey, uygulama iptal edilecektir. Yani yapılan idari işlem iptal edilecektir. Bu son derece önemlidir mesleğimiz açısından. Bunun bu beceriksizliğin ortaya konması açısından son derece önemlidir. Şimdi artık ileriye doğru enflasyon düzeltmesinin yıl sonunda yapılması noktasında, sadece önümüzdeki geçici vergi döneminde de yapılmaması, yıl sonunda yapılması ve yıl sonunda da vergisiz yapılması sonu şeklindeki mücadelemiz devam edecek. Enflasyon düzeltmesi yapılacak. Öyle ya da böyle yapılacak. Çünkü koşullar, kanundaki koşulların 2024 yılında değil, sadece 2025'te de 2026'da da devam edeceği ortada. Devam edecekse, finansal tablolar bozuluyorsa, bizim bildiğimiz değerleme hükümleri doğrultusunda düzeltme gibi enflasyondaki bilanço rakamları düzeltilir, bir fona alınır. Tekrar yapılan düzeltme farkları da o fondan mahsup edilerek yola devam edilir. Hem bilançolar yıl sonlarında güncel hallerinde olur, hem de saçma sapan bir vergi uygulamasıyla, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir vergi uygulamasıyla da karşı karşıya kalmamış oluruz. Değerli meslektaşlarım, tabii bir taraftan da bu günü birlik diyeceğim pek çok sorunla uğraştık. İşte sistem sorunlarıdır, uzun bir zamandır uğraştığımız enflasyon düzeltmesi sorunlarıdır. Tabii bizim geleceği düşünmemiz gerekiyor biraz. Yani asıl bu mesleğin değişim sürecini, muhtemelen genel başkanımız o konularla, genel sekreterimiz o konularla ilgili bir şeyler söyleyecektir. Ben çok zamanınızı almak istemiyorum. Ama hem mesleki sorunlarımız, ki özellikle asgari ücret. Yani bu asgari ücret tarifesi artık tamamen geçerliliğini yitirmiştir. Hiçbir anlamı yoktur bu asgari ücret tarifesinin. Uygulamadan çekilmeli. Biz zaten bir süredir de biliyorsunuz tavsiye niteliğindeki
tarifelerle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tamamen çekilmeli. Bunun yerine zamana dayalı ücret tarifesi hayata geçirilmelidir. Önemli konulardan bir tanesi var. Meslek yasamızdan bahsedildi. Ama şunu artık bu 3568 sayılı yasa mesleğimiz bu 5'e 4 uygulamasıyla daha devam edemez. Bu 5'e 4 konusu yani 130 bin mali müşaviri 130 bin mali müşaviri oturacak 4 kişi 5 bin mali, yeminli mali müşaviri oturacak 5 kişi temsil edecek. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Bununla ilgili mücadelemizi, bununla ilgili söylemimizi, politikamızı daha da büyüterek devam ettirmek durumundayız. Bir genel başkanın yeminli mali müşavir olma zorunluluğu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu meslek yasasının bu anlamda hükümlerinin acilen değiştirilmesi lazım. Buna ilişkin mücadelemizi daha büyüteceğiz. Sesimizi bu anlamda daha çok yükselteceğiz. Önümüzde Maliye Bakanlığı'nın bazı tebliğ taslakları var. Muhtemelen yeni vergi paketinde gündemimize gelebilecek uygulamalardır. Bunlardan bir tanesi bazı meslek mensuplarına uygulanması düşünülen tedbir uygulamasıdır. Biliyorsunuz doğrudan doğruya sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen mükelleflere bunları hizmet eden, bunların beyannamelerini gönderen mali müşavirlere yönelik bir tedbir uygulaması var. Biz buna ilişkin daha önce düşüncemizi söyledik. Hukuki olmayan hiçbir şeyin yanında değiliz. Elbette ki çürük elmaların içimizden ayıklanması lazım. Ama bunlar hukukun sınırları içerisinde olması lazım. Bir kapasitesi konusu var. Kapasiteye esasen karşı değiliz. Yani uygulamada kota olarak ifade edilen konu. Biz bunun zamana dayalı ücret tarifesi ve kalite sistemiyle birleştirilerek bir kapasite konusunun ve tüm mobun mutlaka masada olduğu, meslek mensuplarının mağdur edilmediği, yeni muhasebe tekerlerinin yaratılmadığı bir uygulama olması gerektiğini düşünüyoruz ki önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmalar daha çok gündemimizde olacak. Bunların altını çizmek istiyorum. Sizlerin tabii daha önce görüşlerini aldığınız gibi bu konuları tekrar içimizde tartışarak ilgili kurumlara bunlara da aynı şekilde mücadelesini vereceğiz. Değişimden söz ediyoruz. Biz de uzmanlaşmanın son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Bu dijitalleşmenin mesleği nasıl değiştirdiğini anlatıyoruz. Pek çok yapmış olduğumuz eğitim, uygulama, proje artık birkaç yıl sonra gerçekten dijital ortama tamamen, bakın işte Maliye Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Hepiniz hatırlıyorsunuz 2025'ten itibaren bütün bilanço usulüne göre defterlerin elektronik ortamda tutulacağı yönünde. Bunun etkilerini mutlaka analiz edeceğiz. Bunun meslek mensubuna bize olan etkilerini analiz edeceğiz. Bu yönde mutlaka bir pozisyon alacağız. Ama süreç çok kısa zamanda buraya doğru gidiyor. O zaman demek ki mesleğimizin danışmanlık tarafını nasıl yöneteceğiz? Uzmanlıklar tarafını nasıl yöneteceğiz? Bu anlamda mesela güzel bir panel var 21'inde değil mi? Evet, 21'inde Cumartesi günü Yılmaz. Özellikle hizmet hakkıyla çalışan meslektaşlarımız için kurgulanmış gibi gözüküyorsa da bütün serbest çalışan arkadaşlarımızın hepsi için çok önemli konular konuşulacak. Hem işin dijital tarafı, kullanmış olduğumuz dijital araçlara kadar bu süreci nasıl yöneteceğiz? Hem de işletmelerde bağımlı olarak hizmet hakkıyla çalışmış olduğumuz işletmelerde o işletmelere yeni nasıl değerler katabiliriz? Oralarda nasıl kendimize kariyer planları yapabiliriz? Bunların anlatıldığı güzel bir eğitim etkinliği olacak. Buraya katılmanızı, Kasım ayı içerisinde bir dijital panayır düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu dijital panayır bir tam gün sürecek. Burada da yapay zeka uygulama araçlarının, çünkü artık biz yani oturup bürolarımızda klasik biçimde iş yaparak bu süreci yönetmemiz mümkün değil. Bu basit uygulama araçlarını nasıl kullanırsak işlerimizi kolaylaştırabiliriz, verimliliği arttırabiliriz, yeni alanlara zaman ayırabiliriz.
bunları anlatabileceğimiz, çocukları da işin içerisine katacağımız güzel bir etkinlik olacak. Pek çok konu var. Bunların uzatmak istemiyorum sözlerimi. Tekrar ben bu dönemde görev yapmış olan şube başkanımıza, şube yöneticilerimize, ona destek olan bütün meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum sizlere. Tabii yeni dönemde de görev alacak yöneticilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Biz de her zaman onların yanında olacağız. Elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz. Sizleri tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kolay gelsin.